farklı bir standdayız. Burada inovasyon var, burada gelişim var. İstanbul Üniversitesi'nin standındayız ve motosiklet üzerine çalışan, motosiklet makineleri üzerine çalışan değerli sanatçılarla birlikteyiz. Ve tabii ki hocamızla yaptıkları çalışmalar üzerine konuşacağız efendim. Merhabalar hocam. Merhaba. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Mete Erkür, üretim görevlisiyim. 20 sene aşkındır ütü endüstrinin yarışmasında üretim görevlisi olarak çalışıyorum. Temel derslerden olan model yapımı ve görselleştirme derslerini veriyorum. Peki hocam, burada biz motor siklet maketlerini görüyoruz. Bu maketler nasıl aklınıza geldi? Nasıl bir düşünceyle bu projeye başladınız? Bizim endüstri ürünleri dediğimiz zaman tabii ürün yelpazemiz çok geniş. Evet. Yani bu bir pet şişeden tutun da bir kent mobilyaya, sandalyeye kadar uzanan bir otobüsün dış kapağı veya iç düzenlemesine kadar varan çok çeşitli alanlarda uğraş veriyor. Bizim bu fuarın direktörü olan kişi bizim ilk mezunlarımız. Fuardan yaklaşık 2-3 ay kadar önce ne yapabiliriz hocam diye geldi, danıştı. Biz de düşünürken dedik ki biz bu model dersimiz kapsamında motosikleti işleyelim. Bu konu olarak çocuklara verelim. Ve bu arada bununla katılalım. Vallahi evet. Malzemelerle tabii haşır neşir oluyoruz. Evet. Bizim iki tane maket dersimiz var. 3 ve 4. semestrede. Bunlardan ilkinde daha çok geometrik şekillere odaklanıyoruz. İşte burada katmanlı, yani sandviç plak dediğimiz karton ya da plastik levhalar, plexiglas yapıyoruz yani. Evet. Alüminyum gibi levhalarla daha çok odaklanıyoruz. Bu arada ben bir tane göstereyim. Elimde böyle bir parça var. Bunu da ahşaptan yapmışlar ama üzerine metal boyası atınca ben de metal zannettim. Evet. O da bizim bir böyle 4 motosikletlerimiz konu böyle yani. Evet. Bu da bir insan figürünün bedeni parçası. Motosikletlerimize ölçek versin diye bunu üretmeye başladık. Böyle bir robot parçası. Evet, aslında bu. Tamamlanmış figürümüz de burada. Robotun tamamlanmış figürü bu şekilde. Burada motosikletçi diyelim isterseniz. Motosikletçi bu zaman. Evet. Onun gövde kısmında böyle bir parça. Şimdi ikinci model dersimizde de daha çok organik biçimlere odaklanıyoruz. İşte o noktada motosiklet iyi bir örnek oluyor. Çünkü bir motosiklet kaportasının üstünde çok fazla akışkanlar var. Ve bunu öncelikle köpükle meydana getirmeye çalışıyoruz. Temel malzeme köpük. Temel malzeme köpük. İlk yani pratik malzemelerden biri bu. Tasarlama aşamasındaki malzemelerden biri bu. Plastik levhalar olabilir. Veya tabii ağaç olabilir. Epavut dediğimiz suni ahşap tarz malzemeler kullanmak burası. Tabii ki bunlar birer sunum maketi değil, prezentasyon maketi değil. Bunlar tasarımı ilerletmek için yaptığımız maketler. Dersin özü de bu zaten. Yani elinizde tasarladığınız sketch olarak başladığınız fikirleri hemen akabinde köpükle sınamak, ayağa kaldırmak gibi.
Hocam şu an ne yapıyoruz? Şu an yaptığımız şey bir form arayışı aslında. Burada köpük üzerine giydirmiş olduğumuz model macunu bu. Bu macun özellikle otomotiv endüstrisinde model geliştirme çalışmalarında sıklıkla kullanılıyor. Çünkü şekil vermeye çok müsait ve defalarca kullanılabiliyor. Kuruma gibi bir özelliği yok. Hangi malzeme dediniz? Maket macunu diye geçiyor aslında. Maket model macunu, evet. Diye de geçebilir. Evet. Bununla şu an ne yapıyoruz hocam? Bununla yaptığımız şey aslında alttaki strafor köpük üzerine burada bir temel form yaratmışız ve bu temeli modelimizde daha detaylı çalışmalar yapabilmek için, yüzey araştırmaları yapabilmek için model macunuyla kaplayıp sonra parmağımla buna şekil veriyorum. Aslında yaptığımız şey şu anda bu. Aşamaları bu. Yani evet. Alttaki temel malzeme üzerine, kesinlikle, maket macununu bırakıyoruz ve sonra da şekil veriyoruz. Kesinlikle. Bu şekli verdikten sonra sonraki aşamalarda neler yapılacak hocam? Yapılacak olan şey bunun sonrasında üzerine bir folyo kaplamasıyla bunun gerçekten, evet, bitmiş bir ürün gibi görünmesini sağlayabiliyoruz. Yani bir kaporta görüntüsü, evet, alabiliyoruz bu macundan. Peki sonuçta ne olacak hocam bu? Sonuçta bu bir motosiklet gövdesi olacak. Evet, motosiklet gövdesi. Arka tekerin ve ön tekerin buralara geldiğini hayal edersek. Değerli izleyenler, şu an tabii kuş görüntüsü var ama bu bir motosiklet, evet, olacak. Ön tarafta işte farlarımıza dair formlarımızın oluşması. Burada rüzgarlığımız oluşacak. İşte tankımız, yakıt tankımız gibi bir temel form arayışı içerisindeyiz. Çıkacak sonuç itibariyle. Evet. Şekillendirme gördüğünüz gibi değerli izleyenler böyle elle yapılıyor. Maket macunu defalarca kullanılan bilinen bir malzeme, hocamızın da ifade ettiği gibi. Buradaki diğer mesela modelde görmüş olduğumuz şey de yine burada strafor köpükleri kullanıyoruz. Öncelikli olarak mavi olarak görmüş olduğumuz şeyler. Üstteki siyahlar da aslında zemininde strafor köpüklerimiz var. Üzeri ahşap macunuyla kaplı. Sonrasında zımparayla ince bir yüzey işçiliğinden geçtikten sonra üzeri sprey boyayla boyanıyor. Ve bu finishingle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Evet, böyle bir eser ortaya çıkmış oluyor değerli, evet, izleyenler. Mesela burada görmüş olduğumuz şeyi sırayla ifade etmek istersek, strafor köpük olarak bahsettiğimiz şey bu. Bununla temel formu veriyoruz. Evet. Buradaki lastiklerimizdeki örnekte görebiliriz. Ardından bu asıl forma ulaştıktan sonra üzeri ahşap macunuyla kaplanıyor. Çünkü bu köpükler boyamaya, verniklemeye falan çok elverişli değillerdir. Erimeye çok müsait malzemeler. Siz bunun üzerine bir sprey boya sıktığınız zaman bu eriyerek formunu kaybeder. O yüzden araya bir koruyucu tabaka giriyor. Ve bu koruyucu tabaka aslında yüzeyimizin daha pürüzsüz olmasını da sağlıyor. Böylelikle daha doğru bir finishing'e ulaşabiliyoruz. Ahşap macunudur. Kuruduktan sonra zımparayla üzerinde tesfiye işlemi yapılır. Ardından sprey boyayla boyanarak bu sonuç elde edilir. Yani 3 aşamamız var. Strafor köpük, ahşap macunu, zımpara işlemi ve sprey boya işlemi. Sprey boyama işleminden sonra da bu hale geliyor motosikletimiz. Evet, burada da artık bitmiş olarak kabul edebileceğimiz bir ürünle karşı karşıyayız. Bir önce bahsettiğimiz işlemler tamamı için uygulandı. Farklı olarak burada mesela plastik çıtalarımız var. Ve şurada direksiyonda kullanmış olduğumuz bakır tellerimiz var. Bu mesela bir bakır teldir. Üzeri yine kaplandıktan sonra spreyleme, sprey boya işlemiyle bu sonuca ulaştık. Elçiklerimizde yine normal plastik çıtalar bunlar, borular. Her yerde inşaatta falan kullanılabilecek borulardan bile maket yapımında faydalanabiliyoruz. Özellikle atık malzemeler, çöpten topladığımız bir takım şeyler bizim için çok faydalı malzemeler haline gelebiliyorlar. Evet, yani atılacak malzemeler de aslında bu maketler içerisinde kullanılabiliyor değerli izleyenler. Hocamızın ifade ettiği gibi burada belki de başka alanlarda hiç kullanılmayacak malzemeler
kullanılıp çok değerli bir eserin parçaları olabiliyor. Evet, böyle gördüğünüz gibi harika bir eser ortaya çıkmış bu aşamalar sonucunda. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güzel çalışma için. Sağ olun, teşekkürler. Peki hocam, ben tabii fuarı gezerken aklıma geldi. Size de o soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi burada çok güzel ürünler yapmışsınız. Daha doğrusu eserler ortaya çıkartmışsınız. Bunlar tasarım eserler. Öğrenciler bunları satmaya gidemiyor ama burada ben çalışırken dikkatimi çekti. Sürekli insanlar soruyor. Kaç para diyor. Kaç para diyor. Hatta fiyat veriyor. Pazarlık yapmaya çalışıyor. Bunları öğrencilere hem bir destek, bir gelir desteği sağlayacak şekilde hem de belki ürünleri satmak adına böyle bir seri üretim düşünür mü hiç? Düşünmedik ama neden olmasın yani. Bundan sonraki belki fuarlarda buna yönelik bir hazırlık yapabiliriz. Ama tabii burada bu biz teknik üniversiteyiz ve burada gördüğümüz şey aslında eğitim. Yani burada eğitim sürecini gördünüz. Evet. O nedenle satış söz konusu olmadı. Hiç aklınıza da böyle bir şey gelmedi zaten. Ama evet, insanlar mesela otomobil deyince işte kitler, otomobil maketleri falan alıp biriktirmeyi seven bayağı insan var. Herhalde bunun için de bunu görünce heyecanlanmış olabilirler. Evet. Neden olmasın, yapılabilir mi? Yapılabilir değil mi? Evet. Değerli izleyenler, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü'nün öğrencilerinin ve değerli hocalarının tabii ki sanatsal çalışmalarını sizlerle paylaşmış olduk. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.